Selamünaleyküm arkadaşlarım, dostlarım, nasılsınız? Evet, ben kendi bildiğim yöntemle sizlere güzel bir yaprak sarması yapmak istiyorum. Sizler de böyle deneyin, beğenirsiniz umarım. Bence çok lezzetli oluyor. Evet, malzemelerimiz. Pirinçle bulgur karışımı var burada. Ben pirinci daha önce ıslattım. Üzerine de pirinci ıslattıktan sonra suyunu döktüm. Sıcak suyla ıslatmıştım. Daha sonra bir fincan da bulgur attım içine. Ondan sonra tereyağım var orada. Zeytinyağı var, salça var. İki soğan, sarımsak, nane var. Kırmızı biber, karabiber, pul biber, tuzum var. Burada da Türkiye'den gelmiş olan yapraklarım var. Böyle. Şimdi iki soğanlarımı güzelce kıyıp içine atacağım. Bütün harçlarımı da ekleyip karıştıracağım arkadaşlar. Evet, şimdi başlayalım. Baharatlarımı ekledim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Soğanımı da bu aparatta çektim. Bu aparat çok pratik oluyor ya. İçine soğan, sarımsağı, her şeyi çekiyor valla. Elinle uğraşmaya hiç gerek kalmıyor. Evet, soğanımı ekleyeceğim bunun içine. Sonra tereyağı ve zeytinyağı, salçamı ekleyeceğim. Ve karıştıracağım arkadaşlar. Bu şekilde işte arkadaşlar. Evet, şimdi malzemeleri birbirine karıştırmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sardım. Tencereye dizdim böyle güzel bir şekilde. Evet, iç malzemesine siz nar ekşisini ekleyebilirsiniz. Ben unutmuşum nar ekşisi eklemeyi. Ama tabii ki üzerine bir tane limon suyu ekleyeceğim. Böyle limon suyunu ekliyorum. Bir çay bardağı, yani yarım çay bardağı zeytinyağını da ekleyeceğim. Ve üzerine tabak kapatacağım arkadaşlar. Böyle tabağı kapatacağım dağılmasın diye. Daha sonra da sıcak suyu ekleyeceğim. Kaynamış olduğum sıcak suyu. Böyle üzere geçinceye kadar sıcak suyu ekledim. Ve pişirmeye bırakacağım altını kısıp da arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ve sonuç ortada arkadaşlar. Nasıl? Nefis görünüyor değil mi? İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Göz hakkınızı helal edin lütfen. Abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla, huzurla, mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.